Evet, yeniden birlikteyiz sayın seyirciler. Ben bu arada hemen bir kısa hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Gerçekten sizden ciddi bir mail yağmuruna tutulmuş durumdayız. Onları birazdan Sayın Genel Başkan'a ileteceğim vaktim olduğu sürece. Ama bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mailimizi tekrar vermek istiyorum. gundemozel@hilaltv.net. Lütfen sorularınızı mail yoluyla bize ulaştırın. gundemozel@hilaltv.net. Bu hatırlatmadan sonra tekrar Sayın Genel Başkan'la sohbetimize devam etmek istiyorum. Ben bu bölümde biraz daha Saadet Partisi'ni kısa da olsa biraz konuşalım. Ondan sonra Türkiye'nin sorunlarına geçmek istiyorum Sayın Kurtulmuş. Şöyle bir şey var. Milli Görüş partilerini özellikle Refah Partisi döneminden alacak olursak, Refah Partisi'nin çok farklı bir politikası vardı. Mesela Avrupa Birliği'ne şiddetle karşıydı. IMF'ye şiddetle karşıydı. İsrail ve Amerika'ya çok şiddetle karşıydı. Ama Fazilet Partisi döneminde böyle bir şey görmedik. Mesela en azından Avrupa Birliği'ne hatta biraz taraftar görüntüsü oluşturdu Fazilet Partisi. Şimdi Saadet Partisi'nin de Avrupa Birliği'ne, İsrail'e, Amerika'ya bakışı net olarak ne? Gerçekten bu cevap bekleyen bir soru. Mesela Avrupa Birliği'ne Refah Partisi dönemindeki kadar karşı mısınız? Şimdi tabii buradaki esas problem Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki esas problem Avrupa Birliği'nde değil, Türkiye'yi yönetenlerdedir. Biz başından itibaren bunu söylüyoruz. Avrupa Birliği nihayetinde 1952'den kömür çelik birliğinden itibaren gelişen bir süreçtir. Ve Avrupa Birliği henüz kendi gelişmesini de tamamlamamış olan bir kimliktir, bir entitedir. Avrupa Birliği'nin 20 sene evvel durduğu noktayla bugün durduğu nokta bambaşkadır. Ve Avrupa Birliği bugün Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nı da, yani ordusunu da kurmaya hazır bir, neredeyse ortak bir Avrupa yapısı haline, devleti haline gelmiştir. Şimdi buradaki sıkıntı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yapmış olduğu programlardan ve tavırlardan daha çok Türkiye yönetenlerin Avrupa Birliği'nden beklentilerindeki sıkıntıdır. Ne diyoruz? 5 tane başbakan şu lafı söylemiş. Biz Avrupa Birliği'ni bir medeniyet projesi olarak görüyoruz. Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ni maalesef mevcut başbakan da aynı şeyi defalarca söylemiş. Yani biz asla Avrupa Birliği'ni bir medeniyet projesi olarak görmeyiz. Yani şu görüşmeler kesilecek mi? Avrupa Birliği, siz iktidara geldiniz. Avrupa Birliği görüşmeleri kesecek misiniz? Müzakereleri şimdi kesecek soruyu, misiniz? Soruyu şöyle söylemek lazım. Zaten şimdiye kadar biz Avrupa ile neyi görüştük? Yani Avrupa Birliği diyor ki bize, biz 2014 yılında Türkiye'nin tam üyeliğini müzakere etmeyi, başlamayı düşünebiliriz diyor. Avrupa Birliği'nin bize resmen söylediği şey bu. Yani Avrupa Birliği'ni biz 2021 perspektifinde Türkiye'yi görüşmelere başlamış, tam üyelik görüşmelerini, daha doğrusu tam üyelik süreçlerini tamamlamış bir ülke olarak düşünebiliriz diyor. Avrupa Birliği bizle hiçbir şey görüşmüyor. Yanılmayalım, milleti yanıltmayalım. Avrupa Birliği, biz bir medeniyet projesi olarak Avrupa Birliği'ni gördüğümüz için Türkiye'ye ilişkin kendi programları neyse o programları Türkiye'ye dikte ediyor. Diyor ki şu anayasa maddesini değiştirin, şu yönetmeliklerinizi değiştirin, evet, şu uyum paketlerini değiştirin diye bize dikte ediyor. Hatta o kadar ileri gidiyor ki bu diktelerinde. Mesela Türkiye'nin sularından İsrail ve komşularını da yararlandıracak bir şekilde yeniden bir organize yapılmasını sağlayın. Aslında hiç kimseyi kandırmayalım. Türkiye Avrupa Birliği ile bir şey görüşmüyor. Avrupa Birliği Türkiye ile bir şey görüşmüyor. Avrupa Birliği siz bir medenileşmem lazım, onun için Avrupa Birliği kapısında beklemem gerekir diye söylerseniz, Avrupa Birliği de diyor ki al kardeşim bu ev ödevlerini, git şu bekleme salonunda, terbiye salonunda ev ödevlerini hazırla diyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişki budur. Açık bir şekilde budur. Biz bu anlamda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bekleme salonlarında bekletilmesinden ziyade Türkiye'nin kendi bölgesinde güçlü, öncü ve lider bir ülke olmasından yanayız ve bunun gerçekleşmesi için de bütün gücümüzle gayret ederiz. Ve bakın ben 20 küsur yıldır akademik olarak da Avrupa Birliği meselesiyle de uğraşan birisiyim. Şunu söyleyeyim ki Avrupa'nın Türkiye'yi tam üye olarak almasının dahi bir tek koşulu vardır. O da şudur. Avrupa kendi içerisinde diyecek ki ben Doğu açılmasına karar verdim. Doğu genişlemesine karar verdim. Yani bunun bir tek adresi vardır, Türkiye. Türkiye'ye de açılmak istiyorum. Bir, ikincisi açılmak istediği Türkiye'nin de bölgesinde, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Türk dünyasında ve İslam coğrafyasında lider ve öncü bir ülke olması lazım. Yani güçlü olan, gerçekten ayakları üstünde duran ve dünya siyasetine yön veren bir Türkiye, Avrupa'nın itibar edeceği bir Türkiye olur. Şimdi böyle meseleyi böyle görmeyip bütün işlerimizi biz Avrupa Birliği'ne, entegrasyon sürecine bağlarsak, Avrupa Birliği'ni hem bizim için bir medeniyet projesi,
ekonomik kalkınmamız için, özgürleşmemiz için, demokratik standartların yükselmesi için bir maymuncuk, bir kilit olarak algılamaya başlarsak, o zaman Avrupa'nın kapılarında beklemekten ve Türkiye'nin terbiye edilmesine rıza göstermekten başka bir sonuç ortada olmuyor. Tabii ama ki bu süreci bütünüyle asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bu süreç kabul edilebilir, sürdürülebilir bir süreç değildir. Evet, Sayın Kurtulmuş, şimdi sizi takip edenler, konuşmalarınızı dinleyenler, mesela şöyle bir şeye pek şahit oluyorlar mı bilmiyorum ki bu yönde eleştiriler var. Mesela Numan Kurtulmuş, Milli Görüş Hareketi'nin temsilcisi olan Saadet Partisi'nin başında olmasına rağmen, işte bir Necmettin Erbakan, Sayın Erbakan, kim dinlerse Sayın Erbakan'ı, en az 2 saat Siyonist'le, anti-Siyonist söylemiyle veya Siyonizm'le mücadeleden bahseder. Amerika'ya karşıtlığını hep herkes bilir. İsrail'e eleştirisini herkes bilir. Ama Numan Kurtulmuş'ta böyle bir şey görmüyoruz. Ya da yansımıyor mu? Yani pek İsrail gündeminizde olmadı sanki. Peki nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Söylediğim bütün sözler şimdiye kadar ortadadır. Ve bizim hem il başkanlığımız sırasında hem parti yönetiminde bulunduğumuz sıralarda da hem İsrail'i telin mitingleri defalarca yapılmıştır. Ve bütün sözlerimizin içerisinde de bu İsrail'in özellikle Filistin'de yapmış oldukları katliamlar çok açık bir şekilde telin edilmiş, protesto edilmiştir. Ben parti olarak söylemedim. Hayır, ben şahıs olarak bütün konuşmalarımız da ortadadır. Yani burada şunu söylemek durumundayız. Biz kategorik olarak hiçbir gruba, hiçbir millete, hiçbir inanç mensubuna kategorik olarak düşmanlık yapmayız. Bizim düşmanlık ölçümüz açıktır. Biz sadece zalimlere düşmanlık yaparız. Ve zalimler de kim olursa olsun, ne şekilde zulmederlerse etsin, kime zulmederlerse etsin, karşısında bizi bulurlar. Yani şunu... Hiç kuşkusuz ki şu anda Orta Doğu'da en büyük zulmü yapan ülkede, hem devlet politikaları itibariyle, hem de bir takım diğer işte casusluk faaliyetleriyle vesaire, bu en ciddi şekilde insanlara zulmeden, Filistinli insanlara zulmeden ülkede hiç kuşkusuz İsrail'dir. Sadece Türkiye'nin içerisinde değil, nerede insanlara sorarsanız sorun, şu anda dünyada en büyük zulümlerin Filistinli'de yapıldığını ve İsrailler tarafından yapıldığı, İsrail hükümeti tarafından yapıldığı biliniyor. Ve biz zaten en baştan itibaren de buna bütün açıklığıyla karşı çıkıyoruz. Evet, yani İsrail ve Amerika'ya bakışta herhangi bir Milli Görüş'ün partilerinde bir değişiklik yoktur. Zulümler sürdüğü sürece bu da böyle devam edecek. Biz çok temel bir prensipten bahsediyoruz. Biz ancak zalimlere düşmanlık ederiz. Ve bu anlamda da kime karşı ve ne şekilde zulmedilse edilsin buna karşı çıkarız. Bu bizim arkamızdaki teorik görüşümüzdür. Efendim bizim ana ilkemizdir. Pratiğe geldiğimiz zaman, bunu pratiğe indirdiğimiz zaman, genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi adı altında bu bölgeye çöreklenmiş olan güçler, bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorsak 1,5 milyon Iraklının 5 yıl içerisinde ölmesine vesile olmuş. Eğer İsrail'den bahsediyorsak, İsrail'in Büyük İsrail Projesi'nden ve küresel Siyonist hedeflerden bahsediyorsak, yüz binlerce, on binlerce insanın ölmesine ve iktisaden baskı altında tutulmasına vesile olmuş politikalar. Hiç kuşkusuz bunlara karşı çıkmak bizim başta insanlık borcumuzdur, Müslümanlık borcumuzdur. Evet. Tekrar bu dış politika meselesine döneceğim ama Saadet Partisi konusunda genelde kongreden sonra en çok eleştirilen, tartışılan konulardan biri de GİK üyesi listesi oldu. Mesela burada işte eski kurmaylardan Oğuzhan Bey'in olsun, Ahmet Tekdal olsun, bazı isimler Şevket Kazan Bey olsun. Bunlar var. Bir de tabii ki bunların bazı çocukları da var listede. Bu sanıyorum biraz tartışma konusu oldu. Gündeme geldi. Basın size sordu sanıyorum. Bir de bizimle paylaşır mısınız bu konudaki görüşümü? Tabii ben çok açık söyledim o konudaki görüşümü de. Tabii bir kişinin soyadının bir soyada sahip olması o kişiye bizim açımızdan ne ayrıcalık tanır ne de bir ayrımcılık vesilesi olmasıdır, neden olur. Biz kişileri kendi birikimleriyle, kendi durumlarıyla ve kendi çalışmalarıyla değerlendiririz. Bu anlamda bu genel daire kurulumuzdaki arkadaşlarımızın bir kısmı tecrübeli arkadaşlardır, büyüklerimizdir. Bunlar yıllarını bu davaya vermiş olan insanlardır. Bir kısmı da özellikle genç arkadaşlarımız da gerçekten canla başla bu davanın ileriye gitmesi için gayret etmiş olan insanlardır. Yoksa hiç kimse bizatihi kendi soyadından dolayı, soyadını sağladığı avantajlardan ve ayrıcalıklardan dolayı bu listede yer almamıştır. Evet. Bundan da inanmak istiyoruz. Zaten öyledir sanıyorum. Zaten çalışmalar ortaya çıktıkça buna inanacaksınız. Evet. Göreceksiniz. Ben Saadet Partisi
perdesini kapatmak istiyorum. Çünkü vaktimiz sınırlı. Asıl Türkiye'nin sorunlarına gelelim diyorum. Yani Türkiye'nin sıcak gündemi, sorunlarına gelmek istiyorum ama önce bir VTR'miz var. Vatandaş ne diyor? Numan Kurtulmuş'u ne kadar tanıyor ve Numan Kurtulmuş karşılarında olsaydı ne sorardı? Bu soruyu sokaktaki insana yönelttik. Birlikte izleyelim. Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Bence işsizlik. Yani dünyadaki global finansal kriz bütün ülkeleri etkiliyor. Netice itibariyle Türkiye de bundan etkilendi. Zaten olan bir sorun vardı işsizlikle ilgili. Şu an biraz daha arttığını düşünüyorum. Türkiye'de en önemli sorun bence cahilliktir. İnsanlar okumuyorlar. Okumadıkları için cahil kalıyorlar ve dolayısıyla memlekette insanlar da mutsuz oluyorlar. Türkiye'de politika yapmak zor iştir. Üstelik Türkiye'de politika yapanların büyük bir kısmını kınıyorum. Çünkü halka rağmen politika yapılmıştır. İnançlara rağmen politika yapılmıştır. En önemli sorun cumhuriyeti paylaşmama işgüdüsü vardır. Cumhuriyetçi geçinen insanların diğer insanların paylaşmasını istemediği problemler vardır yani. Şimdi değerlere, halkın değerlerine saygı duyalım diyor. Halkın değerlerine saygı duyularak çağdaş olunmaz, kalkınma olmaz, gelişme olmaz. Çünkü halk statiktir, durgundur. Yüzyıllarca hiçbir şeyi değiştirmeden yaşar halk. Aynı kuyudan su çekerek hayvanlarına verir. Dolayısıyla çeşmeyi icat edemez halk. Dolayısıyla bu icadı, bu keşifleri yapabilecek bilimsel kafayı yaratabilmemiz için halkın dinsel anlayışından kurtulup laik bilimsel anlayışa yönelmesi lazım. Dönüşüm bu aşamada. Ama 70 yıldır da laiklik var. Yine yerimizde sayıyoruz. Şimdi efendim laiklik 70 yıldır değil. Laiklik 1500 yıldır var. Fakat bizim toplum bunu idrak edemedi. Bence en önemli sorun işsizlik. Ben 30 yaşındayım. 20 ile 30 yaşındaki insanların boş gezmesi. Bu insanların hedeflerinin olmaması, ileriye dönük beklentilerin olmaması, bu insanların bir an önce kalifiye olarak topluma kazandırılması lazım. Ekonomi. Şu an siyasi karışıklık, içinde bulunduğumuz siyasi karışıklık, terör. Neyi kastediyorsunuz siyasi karışıklıktan? Terör olayları en başta, onu düşünüyorum. Kesinlikle çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama nasıl çözümlenir, nasıl bir yol izler politikacılarımız bilemiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Türkiye'nin en büyük sorunu eğitim. Yani bizim başımızdakiler ip cebe atıyorlar, biz böyle çalışıyoruz işte. Türkiye 85 yıl oldu, bir tane araba üretemiyoruz, ne ondan bundan dışa bağımlılık. İşsizlik, altın piyasası durumun abi, kuyumcuyuz, öyle yatıyoruz yani, iş yok güç yok, ne yapacağız bilmiyorum nereye kadar. Numan Kurtulmuş adı size neyi hatırlatıyor? Numan Kurtulmuş eski Refah Partisi il başkanıdır. Kendisinin kişiliğini takdir ediyoruz ama politikada bir yerlere gelebilmek için sadece bu kadarı yetmez bence. Numan Kurtulmuş belki bir siyaset için yeni bir nefes olabilir. Saadet Partisi'nin sanırım şu anki yeni yöneticisi mi diyelim? Genel başkan. Evet, duydum. Numan Kurtulmuş ismini duydunuz mu? Hayır. Hayır, duymadım. Karşınızda olsa ne sorardınız? Ne sorardım? Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılla alakalı olarak eğer başına geçeceklerse hedeflerine, bu işle alakalı olarak çözüm önerilerine, sonuçta bu memleketin daha iyi olması lazım. Birilerinin de bu iş için mücadele vermesi lazım. Eğer toplumu bir ileri götürecek insan liderlerse başımıza gelecek olan bu liderin de çözüm önerileri gelmesi lazım. İlk başta neler yapacağını sorardım herhalde ilk adımda. Ne sorardım? Yani Saadet Partisi'ne nasıl değişiklikler getirir? Hiç, ne bileyim abi, hiç düşünmedim ne soracağımı. Evet, gerçekten sokağın nabzı böyle. Numan Kurtulmuş ismini duyanlar var, duymayanlar var. Bu normal çünkü Sayın Kurtulmuş Saadet Partisi'nin başına geçeli henüz bir hafta oldu. Ve özetle gerçekten Sayın Genel Başkan, Sayın Başkan, ben buraya tabii koyamadıklarımız da var.
VTR'de. Daha çok işsizlikten yakınıyor insanlar. Hak ve özgürlüklerden yakınıyor. Ben sokağın nabzını bu şekilde yansıttıktan sonra kendi sorularıma geçmek istiyorum izin verirseniz. Çünkü Türkiye'yi konuşmamız gerekiyor daha çok. Hemen şöyle soralım. Numan Kurtulmuş olarak sizce Türkiye'nin en önemli sorunu şu anda nedir? Tabii şimdi Türkiye'nin siyasal yapısından kaynaklanan sorunlar var. Türkiye'nin ekonomik sisteminden kaynaklanan sorunlar var. Bunlar tabii çok kısaca bu dar vakitte kısaca özetlemek gerekirse. Türkiye'nin önce bir siyasal yapısında çok ciddi bir restorasyona ihtiyaç var. Siyasal restorasyona ihtiyaç var. Yani Türkiye'de bizim bürokratik oligarşi dediğimiz, aslında seçilmemiş, millet tarafından denetlenmeyen bir takım anayasal kuruluşlar vasıtasıyla Türkiye siyasetinin üzerinde millet egemenliğinin dışarısında çok ciddi bir vesayet vardır. Bunu son Anayasa Mahkemesi kararıyla da çok ciddi bir şekilde gördük. Yani 1960 Anayasası, arkasından 12 Eylül Anayasası ve arkasından da 2000 yılındaki IMF protokolüyle birlikte Türkiye'nin önce hukuk sistemi, ardından yüksek öğrenim sistemi ve ardından da ekonomi sistemi tamamıyla, bütünüyle millet denetiminin dışına çıkartılmıştır. Böyle bir siyaset olmaz. Bu siyasal yapının değiştirilmesi mecburiyeti var. Önce siyasetin önündeki en ciddi sorun bu yapısal değişikliği, bu reformu, bu restorasyonu yapacak iradeyi ortaya koymaktır. Bu siyasal yapıya ram olarak, bu siyasal yapıya teslim olarak yapılabilecek bir şey değildir. İkincisi, Türkiye'de nasıl bürokratik oligarşiden bahsediyorsak, aynı şekilde demokratik bir oligarşi vardı. Daha doğrusu parti yapıları, Türkiye'de siyasetin partilere, sivil siyasete kalan az bir alanında ise maalesef tam bir demokrasi yoktur. Bunu nasıl açacağız? Bunu hem anayasa değişiklikleriyle, hem siyasi partiler yasalarındaki değişikliklerle, hem seçim yasalarındaki değişikliklerle halkın gerçekten birebir nabzının ve iradesinin meclise yansıdığı bir siyaset sistemini ortaya koyacağız. Yani çok somut şu soruyu sormak lazım. Hemen bir sene evvel 22 Temmuz 2007'de 550 tane milletvekilini seçtik. Bu 550 tane milletvekili kim seçti? Milletin seçtiği, mesela İstanbul için söyleyeyim, İstanbul'da 70 milletvekili var. 7 tane milletvekilinin ismini söyleyecek herhangi bir seçmen çok az, yani nadiren vardır. Şimdi bu sistem halkın paydaş olduğu, milletin paydaş olduğu bir siyaset sistemi değildir. Niye biz her seçim döneminde parlamentoya oyların bir kısmını daha en başlangıcında tutup çöp tenekesine atıyoruz? Çok şükür son seçimde biraz bu oran düşmüştür, %20'lere düşmüştür ama bir önceki seçimde %35'e yakın bir oy oranı daha başlangıçta. O gün seçim akşamı çöp sepetine atılmıştı. İkinci önemli problemi budur. Türkiye siyasetinin üçüncü önemli yapısal problemi, Türkiye'de siyaset bilgiye dayalı bir halde yapılmıyor. Siyaset, demin vatandaş soruyor, projelerden bahsediyor. Projelere dayalı bir siyaset yapılmıyor. Tam tersine karşıtlıklar üzerine, vehimler üzerine, gerilimler üzerine siyaset yapılıyor. Özellikle merkezde kendisini konuşlandırdığını zanneden iki siyasi parti, bu dönemde de böyle, diyelim ki 80 öncesinde de rahmetli Ecevit'le Demirel arasında da bu iş böyleydi. Yani iki parti arasında bir karşılıklı kutuplaşmayı sağlayan, karşılıklı gerilimi sağlayan bir siyaset. Dolayısıyla siyaset konusuz bir siyaset olarak gündeme geliyor. Bilgiye dayanmayan bir siyaset olarak gündeme geliyor. Örnek, 2007 seçimlerinde Türkiye'de sadece bir tek soru tartışıldı. Ne ekonomi tartışıldı, ne sosyal politika tartışıldı, ne dış politika tartışıldı, ne Türkiye'nin işsizlik sorunu tartışıldı seçim kampanyalarında. Dendi ki eşi başörtülü olan birisi Cumhurbaşkanı olsun mu olmasın mı? Soru bundan ibaretti. Türkiye'nin üçüncü temel yapısal problemi budur. Dördüncü temel siyasi yapısıyla ilgili problem ise Türkiye maalesef, Türk siyaseti son dönemde bütünüyle dışa bağımlı hale gelmiştir. Evet. Bunların hepsini reforme edecek, bunların hepsinde çok ciddi bir restorasyonu ortaya koyacak kararlılığı mutlaka sağlamamız lazım. Bunun temel noktası ise Türkiye'de tamamıyla sistemi milletin egemenliğine açmak ve milleti hem siyasal sistem içerisinde hem siyasal partiler içerisinde siyasetin paydaşı haline getirebilmektir. Ekonomi politikalarına gelince, Türkiye'deki ekonomi politikaları ise maalesef özellikle 2000 yılındaki 17. IMF protokolünden itibaren, biz bunu 8 senedir söylüyoruz, anlatıyoruz, çeşitli konferanslarda, toplantılarda anlatıyoruz. Bizim söylediklerimizi bir zamanlar ya bunlar komplodur, komplo teorileridir, niye bu kadar komplocu düşünüyoruz diyenler, maalesef bugün onlar da bizim söylediklerimizi söylüyorlar ve haklı olduklarımızı ortaya koyuyorlar. Maalesef 17. IMF protokolü ile birlikte de ekonomi programının yönetimi tamamıyla hükümetin elinden alınmıştır. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki ümüğümüzü sıkmasınlar, evet, yoksa IMF ile programı imzalamayız diyor. Evet. İyi de Türkçe'de çok güzel bir laf. Üsküdar'da sabah oldu, Üsküdar'da akşam oldu.
Şimdi bu reaksiyon belki doğru bir reaksiyon ama şimdi verilecek bir reaksiyon değil. Yani derviş politikalarını başlangıcından itibaren sürdürüp 17. IMF protokolünün mantıklarını bugüne kadar getirirseniz bunun geleceği nokta burasıydı. Ve dolayısıyla Türkiye'de ekonomik anlamda da bir restorasyona gidilmesi lazım. Türkiye bu 8 yıllık süre içerisinde önce tarım kesimi, arkasından esnaf sanatkarlar, arkasından özelleştirme adı altında kamu kaynaklarının yok pahasına haraç mezat satılması, arkasından efendim iyileştiriyoruz adı altında bankacılık sektörünün, sigortacılık sektörünün çok büyük bir kısmının yabancılaştırılması ve şimdi son adım Türkiye'nin özel sektörünün malının mülkünün çok ciddi şekilde el değiştirilmesi. Evet. Bu program yanlış bir programdır ve bunun restore edilmesi, bunun değiştirilmesi şimdi, lazım. Şimdi siyasette müsaade ederseniz şunu da söyleyeyim. Siyasette ve iktisatta konuşuyorsak önce iki şeyden bahsediyoruz. Bir, paradigma yani çerçeve. Siz nasıl bir Türkiye öngörüyorsunuz? 2010 yılında, 2020 yılında, 2030 yılında nasıl bir Türkiye düşünüyorsunuz? Ve siz bu Türkiye hedefinize ulaşabilmeniz için hangi modeli kullanacaksınız? Türkiye'deki sıkıntı budur. Yani Türkiye'de o kadar küçük bir Türkiye algılaması var ki bunu nereden anlıyoruz? Efendim Türkiye'ye Dubai model olarak gösteriliyor. Kardeşim Dubai dediğiniz yer neresi? Bizim Üsküdar kadar, Eminönü kadar bir yer. Asla bu ülkeyi küçük görmek için söylemiyorum. Bir zamanlar 1980'lerde 24 Ocak'ta bu model Singapur modeliydi. Evet Singapur, Dubai güzel gelişmiş ülkeler de alın oradan küresel finans şirketlerini, küresel şirketlerin merkezlerini oradan götürün. Geriye birer balıkçı köyü kalıyor. Türkiye yeniden büyük bir ülke olarak, yeniden büyük Türkiye perspektifiyle hareket etmek zorundadır. O çerçevenin içerisinde de kendisine çok ciddi modeller üretmek zorundadır. Ekonomide de, siyasette de. Bizim ilk değiştireceğimiz şey, Türkiye'deki siyasal sistemin restorasyonunda, ekonomik sistemin restorasyonunda da ilk değiştireceğimiz şey, bu modeli yeniden büyük Türkiye çerçevesinde değiştirmektir. Ve halkı hem siyasal yönetimde hem ekonominin yönetiminde yegane karar veren merci haline getirmektir. Evet, hemen buradan ben de sormak istiyorum. Şimdi zaten konuşmanıza başlarken şunu vurguladınız. Siyaset alanını daraltan yapıdan bahsettiniz. Az önce de siz de söylediniz. Tek başına iktidar olmuş bir parti var. Ama şu an demokrasinin kılıcı kafasında. O da bazı girişimlerde bulundu, hiçbir şey yapmadığı halde. Yani şöyle baktığınız zaman nasıl açacaksınız? Bu alanı nasıl daraltacaksınız? Yani net bir şey söyleyebilir misiniz? Anayasa Mahkemesi'ni kapatacağım veya anayasayı değiştireceğim. Yani daha objektif. Tabii özellikle Anayasa Mahkemesi'nin şu gerekçeli kararıyla birlikte aslında fiili olarak ortaya çıkan durum şudur. Türkiye'de bir parlamento var, Büyük Millet Meclisi var. Ama o parlamentonun üstünde kendisini anayasal yetkisi öyle olmadığı halde bir senato yerine koymuş olan bir Anayasa Mahkemesi var. Yani bugün başörtüsüyle ilgili bu karar böyle tecelli etti. Diyelim ki yarın çevre koruma ile ilgili bir kanun çıksa, efendim işte orman yasası ile ilgili bir kanun çıksa, herhangi bir kanun çıksa bile parlamento çoğunluğunun kabul ettiği bir yasal ya da anayasal değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından esastan onaylanmazsa Anayasa Mahkemesi yeniden bir senato görevi görür ve parlamentoyu çalışmaz hale getirir. Ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi'nin diyelim ki iyi niyetle yapmış olduğu bu başörtüsüyle ilgili atmış olduğu adım aslında Türkiye'deki siyasal sistemi bütünüyle tıkamıştır. Bunun artık yapacağız, edeceğiz gibi laflarla çözülebilmesinin imkanı yoktur. Dolayısıyla burada hatta bir parti kalkıp dese ki biz başörtüsünü özgürleştireceğiz dese artık bu bile bundan sonra bir kapanma vesilesidir. Başka bir şey, bu cümle dahi kapanma vesilesidir. Dolayısıyla burada yapılması gereken Türkiye'de yeni bir bu yapıyı aşacak yeni bir demokratik restorasyon paketini ortaya koymak. Şu olabilir. Belki parlamento, yeni bir parlamento seçimi. Bunlar da biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunu belki şimdiden bütünüyle söylemek uygun olmaz ama bir kurucu anayasa yapacak, kurucu meclis gibi çalışacak ve anayasa yapacak, milletin beklediği demokratik bir anayasayı yapacak bir meclisin oluşması ve bu meclisin burada çıkmış olan anayasayı derhal halk oyuna götürerek, referanduma götürerek Türkiye'yi anayasal sistemin bütünlüğü içerisinde bir restorasyon sürecine sokması. Yani şunu mu anlıyorum? Yani biz geldiğimiz zaman işe anayasayı değiştirmekle başlayacağız. Anayasayı değiştirmekle söylemiyorum. Anayasayı yapacak. Herkesin bakın anayasalar çok sık değişen metinler değildir. Yasal metinler değildir. Anayasalar sadece siyasal güçle de değişmez. Anayasaların değişebilmesi, bu tıkanmanın da zaten temel mantığı budur. Çoğunluğum var, dilediğim gibi anayasayı değiştiririm değil. Bu anlamda anayasayı değiştirecek kararlılığı milletle paylaşmaktır. Bunun yolu da
bir kurucu meclis gibi oluşacak yeni bir meclisin anayasa değişikliği, sivil ve demokratik bir anayasa yapması ve bunu hemen meclis iradesinin üstünde doğrudan demokrasiye onaylatması lazım. Yani halk oyuna götürmesi lazım, referanduma götürmesi lazım ve bu anlamda da Türkiye'deki sistem değişikliğinin, evet, sistem tıkanıklığının aşılması gerekiyor. Çok önemli bir noktadayız şu anda. Asıl sorunlara yeni girdik. Sevgili seyirciler, yeni girdik daha. Gerçekten sorunlara yeni girdik ve gerçekten güzel sorularımız var. Sizin adınıza da sorular soracağım ama kısa bir aramız var. Tekrar buradayız.